Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı, futbolcular İlhan Parlak'la Emre Demir ve kulüp müdürü Kemal Onur Köroğlu devlet teşvikleri tanıtım günleri etkinlikleri çerçevesinde söyleşiye katıldı. Berna Gözbaşı söyleşide şöyle konuştu. Yeni takviyeler, yeni hoca derken aslında biz o dönemde ligde kalabilecek puanı almışken son maçlarda biraz da bilmiyorum isyanını hatırlarsınız son maçta. Ama o dönemde tabii bir de başkan oldum, pandemi başladı, lige ara verildi. Ya o kadar çok şey oldu ki. Kaptan İlhan Parlak'sa şu ifadelere yer verdi. Kayserispor'da devam ettim. 3 sene Kayserispor'da oynadıktan sonra da mesela Yahya'dan gelmişiz 14 yaşında. Oynamaya başlamışız. 3 sene sonra hayalini kurduğum yani şeyleri gerçekleştirdim. Şöyle onlar da genç bir takım. Mesela Avrupa Şampiyonası'nda gol kral oldum. Daha sonra işte Real Madrid istiyor, Sevilla istiyor, Tottenham istiyor, büyük takımlar istiyor. Hani bir anda bende ne olduğumu şaşırdım. Yani şöyle hani bunları hakikaten hayalini kurması bile güç olan şeyler bir anda başıma geldi. Daha sonra mesela o Kayseri Spor'dan ayrıldığımda işte Fenerbahçe ve Sevilla tercihlerim vardı. Mesela o zaman ben daha 20 yaşındayım. Mesela Fenerbahçe'yi tercih etmiştim. Fenerbahçe'ye gitmiştim. Emre Demir ise şöyle konuştu. Tek amam ya bizim her zaman bir hedefimiz vardı. Bu hedef doğrultusunda geldik zaten buraya. 8 yaşında buraya geldim işte. O zaman işte altyapıda Hakan Ertik hocamız vardı. Onu beni işte sosyal medyadan görmüştü. Babamla beraber geldiğimde o zaman eski başkan Recep Mamur işte rahmetli oldu. Onun da mekanı cennet olsun tekrar. Süleyman Uruma da vardı genel menajerde. Onlarla işte izlediler beni. Artık burada kalmam gerektiğini söylediler. Kayseri'de futbol oynamam gerektiğini söylediler. O zaman işte 8 yaşındaydım. O zamandan beri işte buradayım. Yaklaşık bir 10 sene oldu. Şu an 18 yaşındayım. Tabii ki yani hedefim her zaman Avrupa'da oynamaktı. Onu da yani gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Soru cevap şeklinde geçen söyleşi sonrası futbolcular dinleyicilerle fotoğraf çektirdi.